Herkese merhaba. Bu videoda Türk Hava Yolları'nın teknik analizini yapacağız. Ekranda Türk Hava Yolları'nın haftalık grafiğini görüyorsunuz. Çok uzun vadeli 2012 yılından itibaren bugüne kadarki bütün verileri görüyorsunuz. Burada gri dairesel alanlar içerisinde gösterilmiş olan 3 nokta birleştirilerek elde etmiş olduğum yükselen Fibonacci kanalıyla Yine daha kısa vadeli ama yine uzun vadeli olan ve mavi dairesel alanlar içerisinde gösterilmiş olan 3 nokta birleştirilerek elde ettiğim yükselen Fibonacci kanalı iç içe gösterilmiş durumda. Bu kanal çizgileri gerçekten de çok iyi bir şekilde çalışmış. Dışarıdaki daha uzun vadeli yükselen Fibonacci kanalının bir katsayılı kanal çizgisi geçtiğimiz aylarda çok güzel bir şekilde burada test edilmiş. Diğer taraftan göreceli olarak daha kısa vadeli olan yükselen Fibonacci kanalının da iki katsayılı kanal çizgisine gelinmiş durumda. Şimdi günlük grafikte daha net göreceksiniz. Ancak uzun vadeli olan Fibonacci kanala odaklanalım öncelikle. Bu kanalın 1.618 katsayılı kanal çizgisi geçtiğimiz haftalarda test edilmişti ancak aşılamamıştı. Son iki haftadır bu kanal çizgisinin üzerinde hareket devam ediyor. Ve bu durumda iki kat sayılı Fibonacci kanal çizgisinin geçtiği yaklaşık 200 TL civarları hedefte olabilir. Şimdi olabilir diyorum çünkü birazdan bir kısıtı söyleyeceğim size. Daha kısa vade için Önemli bir direnç seviyesine de gelinmiş durumda. Yine uzun vadeli ama 2012 yılından gelen kanal yapısına görece daha kısa vadeli olan yükselen Fibonacci kanalının iki kat sayılı kanal çizgisi seviyesine gelinmiş durumda. Bu kanal çizgisi 143 TL civarlarında direnç gösteriyor. Eğer bu direnç aşılacak olursa Türk Hava Yolları'nda önümüzdeki haftalarda ya da aylarda 200 TL seviyelerine doğru yükselişin devam ettiğini görebiliriz. 143 seviyesinin üzerine çıkıp oralarda kalıcılık sağlayabilirse. Dolayısıyla riskli bir bölgeye gelinmiş durumda kısa vadede kar realizasyonları da söz konusu olabilir Türk Hava Yolları'nda bu seviyelerden. Ancak eğer aşılırsa 143 seviyesi aşılır ve üzerinde kalınırsa kademeli bir şekilde öncelikle 165 TL civarlarına, daha sonra da önümüzdeki haftalarda 200 TL civarlarına doğru yükselişin devam ettiğine şahit olabiliriz. Bu 200 TL seviyesi hem içerideki görece olarak daha kısa vadeli yükselen Fibonacci kanalının 2 272 katsayılı Fibonacci kanal çizgisinin geçtiği yer hem de çok uzun vadeli videonun en başında göstermiş olduğum yükselen Fibonacci kanalının 2 katsayılı Fibonacci kanalının geçtiği yer. Dolayısıyla iki farklı açıdan incelediğimiz zaman 200 TL seviyesi ciddi derecede önemli bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Ancak söylediğim gibi kısa vadede 143 seviyesi de çok kritik derecede önemli bir direnç seviyesidir. Bu seviyelerden yani 143 TL civarlarından bir kar realizasyonu söz konusu olabilir. Kesinlikle gelecek demiyorum ama böyle bir ihtimal var ve anlamlı bir bölgeye gelinmiş durumda. Tabi olası kar realizasyonlarında destekleri de takip etmekte fayda var. Bu noktada 5 periyotluk video hareketli ortalaması yarın eğer aynı eğimle yükselecek olursa yaklaşık 134 TL civarlarında destek gösterecektir. Bu desteği kıracak olursa alttan geçen 22 periyotluk video hareketli ortalamasının geçtiği yere doğru önümüzdeki günlerde bir geri çekilme söz konusu olabilir. Eğer 134 seviyesinin altında kapanış gelirse. Tabi uzun vadeli yatırım düşünüp de 5 ve 22 periyotluk video hareketli ortalamalarını yani variable Index'ten dynamic average dediğimiz değişken hareketli ortalamalarının birbirini kesmesi durumuna göre strateji geliştirmiş birisi için de pozisyonunu taşımasında bir sakınca gözükmüyor. Çünkü 5 periyotlukta, 22 periyotlukta ikisi de eğimlerini artırmış durumdalar. Yani yükseliş hızlanmış durumda. Ancak her zaman söylediğim gibi hareketli ortalamalarda, diğer indikatörlerde her zaman gecikmeli sinyal üretirler. Yani size zirveyi göstermezler. Zirvedeyken sat demezler, diyemezler bunlar hesaplama mantıklarından dolayı. Bunun en güzel örneğini SASA'da görmüştük. SASA ile ilgili 184 TL civarlarında bütün indikatörler alış sinyali üretirken biz yine benzer bir analiz yöntemiyle dirençle karşılaşıldığını o seviyelerde dikkatli olunması gerektiğini fark etmiştik. Özetle Türk Hava Yolları için en kısa vadede 134 seviyesi destek, 143 seviye seviyesi kritik derecede önemli dirençtir. 143 açılırsa ilk etapta 165, o seviyede açılırsa 200'lere doğru yükselişin devam ettiğini görebiliriz. 134 kırılacak olursa o zaman 117,5 ve 110 seviyelerine doğru geri çekilme söz konusu olabilir. Türk Hava Yolları ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bu videoların faydalı olduğuna inanıyorsanız kanalıma abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Ben bir kişiyim, benim abonem yok. Benim paylaşımımdan ne olacak? Like'lamamdan ne olacak diye düşünmeyin lütfen. Çünkü sizin bu videoları likelamanız, videonun altına video hakkındaki yorumlarınızı yazmanız, kanala abone olmanız ve bu videoları paylaşmanız benim YouTube'da arama sonuçlarında üst sıralara çıkmamı sağlıyor. Bu da beni motive ediyor ve sonraki videoları paylaşmak için de itici bir güç oluyor. Bu şekilde beni destekleyeceğiniz için de hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.